Pınar Kumlal. Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı el sanatları öğretmeniyim. Salih Ana Kız Yurdu'nda görev yapmaktayım. Burada öğrencilerimizle beraber tel kırma, filografi, rölyef eğitimi vermekteyim. Adım Delal, soyadım Çakabay. Salih Ana Öğrenci Kız Yurdu'nda kalmaktayım. El sanatları kursuna geliyorum ve burada zaman geçiriyorum ki çok da eğleniyorum. Çok mükemmel bir hocamız var. Onunla da çok eğleniyoruz. Şu an filografi kursundayım. Bir tablomu bitirdim. İkincisine başladım. Ve gerçekten de hani mükemmel bir şey bence. Hani bunu gerçekten öğrenmek gerekiyor. Herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum. Yurt İdaresi ve Gençlik Spor Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Merhaba, Şükran Kancak. Salih Ana Kız Yurdu'nda kalıyorum. El sanatları kursuna katılıyorum. Orada Pınar Hoca ile çok güzel işler yürütüyoruz. Pınar Hoca bize tel kırma, filografi işlerini öğretiyor. Usta öğretici olarak Salih Ana Kız Yurdu'nda usta öğreticilik yapıyorum. Burada filografi, kağıt rölyef, tel kırma, kaneviçe, örgü, bu tür ahşap boyama kursları veriyorum. Çok geniş bir yelpazeye sahip kursumuz. Öğrencilerimizle güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne de teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çünkü bize burada kurs açmamız için çok yardımcı oldular. Merhabalar, ben de bir yazılım mühendisi, ikinci sınıf öğrencisiyim. Öncelikle resimlerimi kadınlar üzerinde çiziyorum. Birçok resmim kadınlar üzerinde. Böyle kadınlar üzerinde çizmemin sebebi Türkiye'de olan kadınların bastırılmış gücünü aslında ortaya çıkarmak istiyorum. Bunları da birçok resimde ifade ettiğimi düşünüyorum. Merhaba, ben Sema Çelik, hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yaptığım çalışmalardan dolayı sanata bakış açım bir kez daha değişti. Türkiye'de kadına verilen değerlerden sonra kadınların önünü bir kez daha yaptığımız çalışmalarla anladım. Verdikleri katkılarından dolayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ve İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Ben resim iş öğretmeni Belin Nisa Katil. Halk Eğitim'e bağlı Salih Ana Kız Yurdu'nda resim iş öğretmeni olarak çalışmaktayım. Kadınlar Günü'ne özel resim sergisi hazırladık. Bunu öğrencilerim ve şahsım hazırladı. Çizgi silah gibidir. Doğru atıldığında bomba etkisi yaratabilir.